TV ekranlarından, Kozmik Anaforlu Uzay ve Evren programından herkese merhabalar. Bugün Zafer Emecan'la birlikte İstanbul Üniversitesi Gözleme ve Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden uzman astronom Burak Kay ile birlikte olacağız. Ve kendisiyle optoelektroniğin hayatımıza neler kattığı hakkında görüşeceğiz. Merhabalar Zafer, merhabalar Burak, hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Duygu, merhaba Zafer. Hoş buldum, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yine çok güzel bir konuyla beraber TASTV ekranlarında birlikteyiz. Bugün bizim özellikle amatör astronomların çok anlamadığı konulardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Burak, hangi konudan bahsedeceğiz biraz söyler misiniz? Ben bir ama bundan önce şunu rica edeceğim. Siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Biraz kendinizi tanıtabilirseniz çok mutlu olacağız. Çünkü konuşacağımız konu biraz çok karmaşık bir konu aslına bakılırsa. Haklısın bu konuda. Kendimi tanıtayım önce. Ben Burak Kay. İstanbul Üniversitesi Gözleme Uygulama Araştırma Merkezi'nde Doğu Anadolu Gözleme için odak düzeme aygıtları laboratuvarında çalışıyorum. Böyle bir projemiz var. Bu projede çalışıyorum. Ve teleskop için kullanılacak dedektörlerin karakterizasyonu veya yeni geliştirilecek dedektörlerin ölçümlerini yapıyorum burada. Size bunlardan bahsedeceğim. Halbuki insanın bu teknolojilere uzak değil. Hepimiz kullanıyoruz. O yüzden aslında bana başlık sordunuz. Optoelektroniğin hayatımıza kattıkları başlığını verdim. Asıl anlatmam istediğiniz astronomiydi ki karşılığı bunun, ama şu an kamerayla beni görüyorsanız bu optoelektronik teknolojiye borçluyuz. Ya da işte bir markete girerken otomatik kapının açılmasını da bir optoelektroniğe borçluyuz. O yüzden herkes aslında aşina ama sadece farkında değil. Bunun temelinde de yarı iletkenler yatıyor. Biraz yarı iletkenlerden bahsedeceğim. Daha sonra Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde nasıl bunu kullanacağız? Ya da ben ne işe yarayacağım orada? Bununla ilgili bahsedeceğim. Ve en sonunda da dedektör teknolojisi nereye gidiyor? Ve yeni nesil dedektörlerde ne var? Biz bunu yapacak mıyız? Ne yapacağız? Bizi ne bekliyor? Bundan bahsedeceğim. Umarım anlaşılır ve insanlara hitap eden bir konuşma olur. Olacağına şüphem yok. Şöyle bir şey sorayım isterseniz. Bu Doğu Anadolu Gözlemevi tam olarak şimdi Türkiye'de çok fazla duyulmuyor, edilmiyor. İnsanların çoğunun da ülkemizde yaşayanların çoğunun Doğu Anadolu Gözlemevi'nin öneminin farkında olmadığını düşünüyorum. Yurt dışında da aslına bakılırsa kamuoyunda bilinmiyor, fakat bilim çevrelerinde Doğu Anadolu Gözlemevi heyecanla bekleniyor. Tüm dünyada. Çünkü Avrupa'nın en büyük kızıl ötesi gözlemevi olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur? Evet, bu doğru. 4 metrelik ayna çapıyla bakıldığı zaman Avrupa bölgesinde bulunan en büyük infrared optik teleskop olacak. Genelde Avrupa bölgesinde bulunan teleskopların çoğu optik, sadece görünür bölgede. Yani insan gözünün algılayabildiği bölgede görebiliyor. Yani uzaya bakabiliyoruz. Doğu Anadolu Gözlemevi'nin açılmasıyla birlikte göremediğimiz kızılötesi bölgede de gözlem yapabileceğiz. Birçok araştırmacı da bunu bekliyor tabii ki de. Artı aynı zamanda yeni nesil gözlem aygıtları da içereceği için güncel bir teleskop olacak ve astronomların hizmetinde çalışacak. Umarım güzel sonuçlar çıkartırız. Peki Burak Bey, ne zamana kullanabileceğiz biz bu teleskobu? Ne zamana faaliyete geçmiş olacak? Bildiğim kadarıyla şu an teleskobun montajı tamamlanmak üzere. Tabii gözlem aygıtlarının üzerinde yer alması da gerekiyor. Gözlem aygıtlarından sonra ilk ışığı alacağız. Tam açılış tarihiyle ilgili bir bilgim yok. Ama çok yakın sürede olacağını biliyorum. Benim biraz bilgim var o konuda. Şunu söyleyeyim. Aslına bakılırsa bu yıl, 2021 yılı içerisinde Haziran-Temmuz gibi açılması planlanıyordu. Fakat biliyorsunuz pandemi döneminde oldukça büyük sıkıntılar, hem tedarik sıkıntıları yaşandı hem de zaten işçilik sıkıntıları yaşandı.
geçtiğimiz yıldan Mart ayından 2020 Mart ayından itibaren bayağı sıkıntılar yaşadık. Bu sene içerisinde Temmuz gibi falan açılması planlı ki olmadı. Bir miktar ertelendi. Tüm dünyada olduğu gibi, bu arada sadece Türkiye özgü değil, tüm dünyada olduğu gibi bu tür konular, işçilik çalışmaları ertelendi. Hatta NASA'nın da biliyorsunuz zaten birçok çalışması, NASA'nın, ESA'nın birçok çalışması ertelenmek durumunda kadar, hatta bazıları yapılamayacak duruma kadar gelmiş. Özellikle NASA'nın Mars misyonları yapılamayacak duruma kadar gelmiş. Son bir gayretle, insanların özverisiyle onlar bitirilebildi ve başarılı da oldular. Bu konuda bilim insanlarını tebrik ve takdir etmek gerekiyor. Özverilerinden dolayı tıpkı sağlık çalışanlarının yaptığı gibi bir çalışma yürüttüler. O sırada uzay çalışmalarını yürütenler, özellikle acil özellikle Mars gibi belli bir pencereye bağlı olan çalışmalarda çalışma yürütenler zaten bunu yaptılar. Doğu Anadolu gözlemi de büyük ihtimalle 2021'in sonu veya 2022 başı gibi, başı derken de Haziran'a kadar diyelim biz ona, 2022 Haziran'a kadar maksimum açılacak gibi duruyor diye kulis bilgilerimiz var. Yani kulis bilgisi diyoruz buna. Yani başka bir şey diyemiyorum. Yani neydi? Benim aldığım duyumlar da aynı şekilde. Evet. Umarım tüm İstanbul'dayız. İnsanlığa hayırlı olur. Evet. Biz İstanbul'dayız. Teleskop Erzurum'da olduğu için ben de tam odakta değilim. Odakta olmadığım için ben de sadece kulis bilgileriyle bunlardan haberdar olabiliyorum. Peki Burak Bey, size sormak istediğim bir soru var. Şimdi başlık olarak optoelektroniğin hayatımıza kattıkları dedik ama bu optoelektronik nedir? Neyden bahsedeceğiz? Konumuz nedir? Optoelektronik aslında yer iletken teknolojinin keşfiyle birlikte başlıyor. Yani hayatımıza giren bir malzeme bu yer iletken. Normalde insanların bildiği elektronların iletildiği iletken veya iletilmediği yalıtkandır. Yani genelde bu şekilde adlandırırız. Yarı iletken deyince insanların aklına şey geliyor. Yarı mı iletiyor? Halbuki öyle değil. Bu kontrollü bir iletken. Kontrollü olan her şeye biz müdahale edebiliyoruz. O yüzden teknolojimizde de elektronik anlamda çok yer buluyor. Bunun keşfiyle birlikte insanoğlu başka elementleri karıştırıp bu yarı iletkenleri taklit etmeye başladılar. Onu oluşturdular. Bugün LED bir ekrana kamera kullanıyorsak, LED ışık kullanıyorsak, her tarafı aydınlatıyorsak, birçok otomasyon sistemi yapıyorsak, bunu elektroniğe borçluyuz, yer iletkene borçluyuz. O yüzden optoelektroniğin hayatımıza kattıkları dedim. Bugün herkes fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekmeyen yok. Telefonu açıyor ve saniyede fotoğraflar çekiyor. Hatta gitgide bunun megapikselleri yükseliyor. Daha görüntü kalitesi düzgün fotoğraflar çekiyorlar. Ve bunları optoelektroniğe borçluyuz. Ne kadar iyi aygıt. Bu biraz şey galiba, bir miktar elektronikçi olduğumdan dolayı şunu söyleyebilirim. Zamanında diyot ve triyot tüpleri vardı. Eski lambalı radyolar denilen radyolar vardı. Orada diyot tüpleri vardı, triyot tüpleri vardı. Yani triyot dediğimiz üç eksenli, üç ayaklı şeyler, lambalar. Bir de iki ayaklı lambalar vardı. Onlar diyotlardı. Diğer triyotlar da zaten şeydi. Bugünkü transistörlerdi. Bunları zannedersem Bell laboratuvarlarında 1950'li yılların ortalarında Bell laboratuvarlarında yarı iletken teknolojisiyle bunu kopyalayabildiler. Bu çok büyük elektrik harcayan aletleri çok daha az elektrik harcayacak şekilde çok daha küçülterek yapmayı başardılar. Küçülttüler ve hızını arttırdılar. Düşünün, evet. Bir elektrik tüpünü çalıştırıyorsunuz ve ondan sıfırlar birler üreteceksiniz. Yani bilgisayarın anlayacağı taban sayıları üreteceksiniz. Onu çalışmanız için çok yüksek elektrik ihtiyacınız var. Artı yavaş. Yani yapabileceğiniz işlem sayısı az. Her şey galiba transistörün icadıyla başladı. Evet, silisyum ve germanyum bulunuyor. Daha sonra da transistör keşfediliyor işte bu yer iletken malzemeye göre. Yani siz kapalı açık devre sistemini bu transistörde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bizim bütün teknolojimizi değiştiriyor. Ebediyete kadar. İzleyiciler anlasın diye şöyle söyleyeyim. Önceden bir radyo kocaman şöyle bir şeydi. Ellerim görünmüyor burada. Şöyle göstereyim. Şu kadar büyük
şöyle büyük bir şeydir, bir radyo yapımı. Çünkü bu büyüklükte bir şey ihtiyacınız, bir kaba ihtiyacınız var. İçerisine tüpleri dolduruyorsunuz, kondansatörler, dirençler ve triyot tüpleri, diyot tüpleri hepsi dolduruluyor. Kocaman zaten 5-6 tane şey var. Ondan sonra neye dönüştü? Ondan sonra şuna dönüştü. İşte bir şeyden sonra bir çakmak buldum burada. Çakmak göstereyim. Bu boyuta kadar bir radyoyu düşmeyi başardık. Bu ilkel radyolar bile böyleydi. 3 tane transistör, şu kadarcık şeyin içerisinde 3 tane N4001 diyotunu koyuyorsunuz. İşte 2 tane PNP transistörü koyuyorsunuz. Şuradan bir tane şey çıkartıyorsunuz. Anten çıkartıyorsunuz. Veya işte kablo sarıyorsunuz. Oluyor, bitiyor. Bunlar oldu. O çok büyük bir devrimdi. El radyoları, o küçücük şeyler büyük devrimdi. Ama daha sonrasında çok çok daha büyük bilgisayar devrimi geldi. Yarı iletken devrimiyle beraber. Bu bir devrimdir aslında bakılırsa. Kesinlikle. Moore yasası çıkmış benim bildiğim kadarıyla. Bu da şey diyor. Her sene kullanılacak transistör sayısının katlanarak artmasını ifade ediyor. O yüzden de bilgisayarlardaki işlemciler artık tırnağımızın ucunda milyon tane transistör üretebiliyoruz. Nanoteknoloji diyoruz genelde bu aygıtlara, nanoteknoloji ürünü diyoruz. Nanoteknoloji deyince insanlar işte su geçirmeyen kıyafetleri de algılayabilir. Evet, bu da nanoteknoloji. Çünkü böyle adlandırmanın sebebi, biraz metrik, bilimsel konuşacağım. Nanometre 10^-9 mertebede. Yani milyarda bir oranda küçük bir nokta. Bu noktada bu kadar küçük aygıtların tamamına biz nanoteknoloji diyoruz. O yüzden nanoteknoloji diyoruz. Şu an üretilen transistörler 4 nanometre, 3 nanometre ufaklığa kadar küçüldü. Yani neredeyse atom boyutunda. Artık nereye gidecek bu teknoloji bilmiyorum. Yeni malzemeler aramamız gerekiyor. Normalde bilgisayarınızda kullandığınız şu an silikon işlemciler var. Belki ileride kapasitesi daha iyi çalışan başka malzemeler kullanılabilir. Peki şöyle bir soru var Burak Bey. Siz bu Doğu Anadolu Gözlemevi projesinde yer alıyorsunuz ve orada İngiltere'den size bir destekleme fonu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Kraliyet Bursu adı altında geçiyordu. Bundan birazcık bahsedeyim. Nasıl gelişti olaylar? Ben Profesör Doktor Tolga Güver ve Profesör Doktor Ayşe Erol'la çalışıyorum. Bir tanesi fizik bölümündeki danışmanım, bir tanesi astronomi bölümündeki danışmanım. Profesör Doktor Tolga Güver, astronomide olan danışmanım. Kendisi yeni nesil bir dedektör üretmek için bir fon buldu. Biz aynı zamanda yer iletken teknolojiden ziyade süper iletken teknolojiyle çalışıyoruz, çalışmak istiyoruz. Bu teknolojiyi Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Royal Society'de, yani İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi de bu teknolojiyi öğrenebilmemiz ve uygulayıp ülkemizde kullanabilmemiz adına 100 bin poundluk bize bir proje hibesi sundu. Bu sayede İngiltere'de işbirliğinde bulunduğumuz Durham Üniversitesi ile birlikte bu projeyi de yürütüyoruz aynı zamanda. Sadece yarı iletken teknolojiye bağlı değiliz. Aynı zamanda süper iletken teknoloji dedektörü de üretmek istiyoruz. Az önce söyledim. İşte transistör miktarı 3-4 nanometre indi. Atom boyutuna indi yani. Yarı iletken teknolojide gidebileceğiniz noktanın altına inemezsiniz. Atom boyutundan daha küçük bir transistör üretemezsiniz. Ya da daha hızlı çalışabilecek küçük bir optik pencere üretemezsiniz. Şey gibi galiba, hani işlemci teknolojisine, özellikle Intel işlemci teknolojisine bakalım. İşte ondan önce en başlarda işte 40 nanometreyle üretiyorlardı. Ondan sonra 22 nanometre indi, 17 nanometre indi, 8 nanometre indi. Şu an 4 nanometreye inmeye çalışıyor. Bu sayede yeni nesil dedektörleri de ülkemize katabileceğiz. Tabii yarı iletken teknoloji neyimize yetmiyor diyebilirsiniz. Yarı iletken teknoloji artık günümüzde bir noktadan sonra kullanamayacağız. Çünkü işte az önce Moore yasasından bahsettim. Bir çipin üzerine koyabileceğiniz transistör sayısını artık geçemeyeceksiniz. Yani atom boyutundan daha küçük bir transistör üretemezsiniz. Ondan dolayı yeni nesil dedektörler, yeni nesil çalışan aygıtlar üretmeniz gerekiyor. O yüzden süper iletken tabanlı dedektörler geliştirildi bu konuda. Birkaç grup çalışıyor ve biz de bu grubun içerisine adapte olmaya çalışıyoruz. Peki biz bu süper iletkenleri veya geliştirdiğimiz, İngiltere'nin de desteklediği fonla birlikte astronominin hangi alanında kullanacağız, nasıl kullanacağız? Ne gibi faydası dokunacak bizlere, ülkemize?
Şöyle söyleyebilirim. Yarı iletken teknolojiyi birazdan anlatacağım. Birazdan teknik detaylara gireceğiz. Belli bir bant aralığına sahip bir yarı iletken belli bir optik pencereyi algılayabiliyor. Ve belli bir hızda algılayabiliyor. Ama bu süper iletken dedektörle birlikte bu optik penceremiz genişleyecek ve daha kısa sürede daha fazla foton algılayabilen dedektörümüz olmuş olacak. Yani astronomide önemli olan şey gözlemleyeceğin şeyi en net, en düzgün, en doğru şekilde gözlemleyip kaydetmektir. O yüzden yeni nesil dedektörler buna cevap vermek zorunda. Yeni nesil dedektörlerde artık elektron kullanılmayacak mı? Yani lazer mi kullanılacak? Yani ışık mı, foton mu kullanılacak? Şimdi lazerden girdin. Bugün ben bir toplantıdan çıktım. Adaptif Optik Avrupa Yaz Okulu diye bir toplantıya katılmıştım. 4 gündür devam ediyordu. Lazer deyince aklıma geldi. Aynı zamanda teleskoplarda adaptif optik sistem de kullanılıyor. Bizim Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde kullanacağımız sistemde bir de bir adaptif optik sistem var. Onların bazıları da lazer kullanılıyor. Lazer gökyüzüne gönderiliyor ve o izlenerek gökyüzündeki seeing, yani atmosferik türbülans hesaplanıp odak düzlemi ona göre düzeltilebiliyor. Bundan da bahsederim kısmen. Bunu şu yüzden sordum. Kusura bakmayın. Bunu foton, şu yüzden sordum. Foton şu. Şöyle bahsedeyim o zaman. Buyurun. Yıldızlardan tek alabildiğimiz şey ışık. Biz ışığa bilimsel olarak foton diyoruz. O yüzden astronomer genelde ışık almak değil, foton almak deyimini kullanır. Bunu böyle açıkladığımda daha kolay olacak. Foton dedektöre geldiğinde elektrona dönüşür. Elektrona dönüştüğünde de bir akım oluşur ve ben o akımı ölçerim. Ona göre de görüntüyü oluştururum. Yani gelen akımın şiddetini ölçerim, görüntüyü oluştururum. Aslında dedektörlerin çalışma prensibi çok basittir. Renk nasıl oluşur derseniz, her ışığın içerisinde farklı dalga boylarını içeren ışık parçacıkları var. Yani biz kırmızı ışık mı alıyoruz, mavi ışık mı alıyoruz, sarı ışık mı alıyoruz? Bunu ayrıştırıp ölçebiliyoruz. Dedektörlerimiz de bunu algılayabiliyorlar. Algıladıktan sonra biz onun görüntüsünü oluşturabiliyoruz, renkli görebiliyoruz. Peki Burak Bey, bu yaptıklarınızla alakalı veya fiber optik iletişim olsun, süper iletkenler olsun, bunlar üzerine bize gösterebileceğiniz sunumlar veya görselleriniz mevcut mu? Onlar üzerinden devam evet, edebilir miyim? Size gönderdiğim bir sunum var. 9. slide açarsanız yarı iletken teknolojiden basitçe bahsedeyim. Evet, şu an ekranda size gönderdiğim sunumdan bir kesit görüyorum. Direkt buradan anlatayım. Yarı iletken teknolojisinden bahsetmiştik. Evet, yarı iletken teknolojisi dedektör anlamında bahsedersem, astronomik ya da işte fiber optik iletişim gibi alanlarda kullanılan dedektörlerden bahsedersem, PN ekleme dayanıyor. Normal şartlarda yarı iletkenin içerisinde elektron ve elektron olmadığı noktalarda boşluk. Bunların yer değiştirmesiyle biz akım elde ediyoruz. Aynı iletkende olduğu gibi, nasıl siz ışığı yakmak için bir tuşa bastığınızda içerisinden elektronlar akıyorsa, bu PN eklemlerin içerisinde de elektronların ve boşlukların akışına göre biz bu cihazı çalıştırabiliyoruz. Bir yarı iletkeni alıp içerisine elektronların çoğunlukta olduğu bir yapı yaparsam, buna N tip yarı iletken diyorum. Bir yarı iletkeni alıp içerisinde boşlukların çoğunlukta olduğu bir yapı elde edersem, buna P tip yarı iletken diyorum. Bunları yan yana getirdiğim zaman bir PN eklem oluşuyor. Ortada slide'ın ortasında gördüğünüz bir PN eklemin birleştirilmiş hali. Orada bir basamak görüyorsunuz. Bu kendiliğinden doğal olarak oluyor. Yani orada elektronların veya boşlukların geçemeyeceği, belli bir noktada geçemeyeceği, belli bir noktadan sonra geçebileceği bir basamak oluşuyor. Basitçe anlatmam gerekirse. Bu da bize kontrollü bir iletkenlik sağlıyor. Ortada bir arınmış bölge göreceksiniz. Orada atomların korlarından başka bir şey yok. Yani ne iletilebilecek bir elektron ne de hareket edebilecek bir boşluk. Normalde bizim akım görebilmemiz için bu elektron boşluk çiplerin birleşmesi, rekombine olması gerekiyor. Ortadaki arınmış bölgede bir foton geldiği zaman, yani bir ışık geldiği zaman, bu noktada elektron boşluk çiftleri ayrışarak akıma katkı sağlıyor. Bu akıma katkı sağladıklarında biz orada bir akım ölçebiliyoruz ve o akımı ölçtükten sonra buradan bir foton geldi diyebiliyoruz.
Aslında yer yetkeninin basitçe çalışma mantığı bu. Tabii birçok dedektör çeşidi var. İlk önce insanlar PN eklemi denemişler. Benim şu an sol tarafımda kalıyor en baştaki resim. Normal bir PN eklemi eklediğiniz zaman basit bir denge durumu oluşur. Siz buna bir geri besleme voltajı uygularsınız. Arınmış bölge dediğimiz ortadaki kısım biraz daha büyür. Bu arınmış bölge niye diyorum? Az önce bahsettiğim elektron ve boşluk burada yok. Sadece atomun kendisi var. Basitçe anlatayım. Buraya gelen elektron boşluklar elektrik alan uygulandığı için ayrışıyorlar. Basitçe anlatmam gerekirse. Aşağıda bant diyagramı var biraz. Görebiliyorsunuz bir foton geliyor. Elektron boşluk çifti ayrışıyor. Ve kontaklarda ölçülüyor. Yukarıda da onun yapısal halini görüyorsunuz. Altta bant diyagramı dediğimiz hali. Yukarıda yapısal görünümü var. Dedektörün fiziksel hali görebiliyorsunuz. Tabii bizim için, astronomi için önemli olan ne? Her gelen fotonun ölçülebilmesi. Ya da atıyorum sizin telefonunuzdaki kamerada güzel görebilmeniz için gelen her fotonun ölçülebilmesi gerekiyor. Tabii bu astronomi olunca daha soluk, daha cılız fotonlar, yani ölçülmesi daha zor veya çok uzaklardan gelmiş fotonlar olabiliyor. O yüzden siz dedektörünüzün kapasitesini arttırmanız gerekiyor. Fizikçiler de bunun için oturmuşlar. İşte PN eklem yavaş çalışıyor demişler. Biz bunu nasıl hızlandırabiliriz demişler. Araya elektron ve boşluğun eşit olduğu, biz buna intrinsik bölge diyoruz, yani asal bölge diyoruz, bir yapı büyütmüşler. Sağ tarafta da onu görüyorsunuz. Bu neyi sağlıyor? Arınmış bölgeyi arttırıyorum burada. Yani elektron ve boşluğun olmadığı bölgeyi. İç elektrik alanı arttırıyorum. Gelen foton, gelen ışık burada daha fazla elektron boşluk çifti üretiyor. Yani ben daha fazla akım okuyorum. Yani gelen bir fotonu daha fazla algılayabilme olasılığım artıyor. Onun dışında bu teknoloji de yetmiyor bize. Daha sonra gidiyoruz. Şunu tek bir piksel olarak düşünün. Bunu çoğaltmamız gerekiyor. Bunu en tane yan yana üretiyoruz. Özel teknikler kullanarak üretiyoruz. Ama bunları çoğalttıkça yavaşlıyorlar. Ve detekte edilme kabiliyetleri de az geliyor. Çığ fotodetektörler dediğimiz kavrama dönüşüyor. Astronomlar daha fazla foton algılayabilmek istiyorlar. Ve o yüzden de dedektör teknolojisini biraz daha geliştirmeniz gerekiyor. Daha hızlı dedektörler ve daha çok foton algılayabilecek dedektörler üretmeniz gerekiyor. Az önce PN teknolojisinden bahsetmiştim. Bunun arasında da bir asal katkısı olmayan, yani içerisinde boşluğun veya elektronun fazla olmadığı yarı iletken büyütmeyi düşünmüşler. Ve PIN eklem fotodetektörler üretmişler. PN eklem değil de PIN eklem olmuş. Burada arınmış bölgede daha fazla elektron boşluk çifti üretebiliyorsunuz. Bu sayede daha fazla foton algılamış olabiliyorsunuz. Ama bu da astronomide yeterli olmuyor. Çünkü bu dedektörler yavaş çalışabiliyorlar. Çünkü arınmış bölgeyi arttırdığınız zaman fiziksel olarak büyümüş oluyor dedektörünüz. O yüzden gelen fotonların kontak bölgelerine, yani okuma bölgelerine gelebilmeleri olasılığı düşüyor. O yüzden daha hızlı çalışacak fotodetektörler üretmeniz gerekiyor. İç kazancı olan fotodetektörler üretmeniz gerekiyor. Benim de çalıştığım konu aslında bu. Biraz bu iç kazançlı dedektörler ne, ondan bahsedeyim. 15. slide'ı verirseniz çok sevineceğim. Şu anda konuştuğumuz konu son derece böyle teknik detay içeren bir konu. Teknik detay olduğundan dolayı izleyicimizin bir kısmı şunu söyleyebilir bize. Ya biz burada bir program izlemeye başladık. Biz detay detay, teknik detay görüyoruz diyebilir. Aslına bakarsa konu bu olduğu için biz size bunu olabildiğince light bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Çünkü ağır matematik, ağır fizik gerektiriyor bu tür konular. Bizler de elimizden geldiğince size biraz daha anlaşılır bir şekilde Burak hocamızın yaptığı gibi anlatmaya çalışıyoruz. Buyurun hocam. Şimdi aslında benim çalıştığım konu fiber optik iletişimde kullanılan bir yapı. Ama biz bunu düşündük, astronomide de kullanabilir miyiz? Çünkü infrared bölgede çalışabilecek dedektöre ihtiyaç var. Fiber optik iletişimde de 1.3 mikron ve 1.55 mikronla çalışan dedektörler mevcut. Benim çalıştığım yapı 1.3 mikrometrede çalışıyor. İşte siz interneti kullanırken ne oluyor? İşte bir lazer bir ışık üretiyor. Karşısında bir dedektör bunu algılıyor. Fiber optik kablonun içerisinden geçiyor.
Bunu sağlayabilmeniz gerekiyor. Bunun için de çeşitli dedektör yapıları kullanıyorsunuz. Az önce pin dedektörlerden bahsettik. Pin dedektörlerin yavaş çalışmasından dolayı ve kazancı artırmak için, yani daha fazla foton dedektör edebilmek için farklı yapılar üretiliyor. Ben de şu an size slide'da göstereceğim yapıda alt ve üstte pin dedektörün içerisinde büyütülmüş yapılar var. Bunları biz DBR yansıtıcılar diyoruz. Yani burada bildiğiniz aynalar var. Gelen fotonları bu dedektör içerisinde tekrar tekrar çevirerek algılanma olasılıklarını artırıyoruz. Yanında bir grafik görüyorsunuz. Bir tanesi siyah, bir tanesi mavi, lacivert olarak görüyorsunuz. Bir tanesinde bu yansıtıcılar olmadan halde ölçebildiğimiz veri, bir tanesinde yansıtıcı aynalar olduğunda ölçebildiğimiz veri var. Yani demek istediğim şu, bu yansıtıcı aynaları koyduğumda fotonların algılanabilme olasılıkları artıyor. Tabii farklı iç mekanizmalar da var. Örneğin kuantum kuyularından hiç bahsetmedim. Biz bu dedektörün, pin dedektörünün arasına büyüttüğümüz yapılara kuantum kuyuları koyuyoruz. Ne demek bu? Bant aralığına duyarlı çalışan yapılar bu yayılı etkenler. Yani bant aralığı civarında bir foton geldiği zaman bir elektron iletken hale gelebiliyor. Biz bu bant aralıkları farklı yayılı etkenleri üst üste büyüterek kuantum kuyularını sürekli halde büyütüyoruz. Ve bu sayede de daha fazla fotonun algılanmasını, daha fazla elektron üretmeyi sağlayabiliyoruz. Benim çalıştığım konu aslında bu. Ama işte astronomik dedektörler dediğimiz zaman bunu da başarabiliriz. İşte şu an gördüğünüz yapıda tek bir piksel var. Ama işte yarı etken cihazın üzerinde bundan en tane büyüttüğünüz zaman her biri bir piksel olarak davranıp görüntü üretebilirler. Şunu sormak istiyorum bu arada, kusura bakmayın hocam. Şunu sormak istiyorum. Şu anda DAK Ulusal Gözlem Evi'nde bu sistemler nasıl kullanılabilecek? Yani bununla ilgili kullanma amaçları ve bununla ilgili çalışmalar hakkında bilginiz var mıdır? Normal şartlarda siz böyle dedektörler istediğiniz zaman işte bir market gibi olmasa da belli firmaların kapısını çalıyorsunuz. İşte benim şöyle bir teleskobum var. Ben bir dedektör alacağım. Hali hazırda olan bir dedektör satabiliyor size ya da sizin için üretebiliyor. Veyahut bizim gibi çalışan insanlar deneysel dedektörler yapıp bu teleskopların arkasına bağlayabiliyor. Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde birçok odak düzleminde aygıt olacak. Yani gözlemlerde kayıt cihazı olarak kullanılacak birçok aygıt olacak. Bunların bazılarını satın alma usulüyle almayı düşünüyorlar. Ve birçoğunun da artık imzalanmaları sağlandı. Alımları gerçekleşti diyebiliyorum. Bir kısmına da astronomiyi ileri taşıyacak deneysel dedektörler kullanmak istiyorlar. Ondan dolayı işte biz İstanbul'da bir laboratuvar kurduk. Aynı zamanda fizik bölümünde nano ve optoelektronik araştırma laboratuvarları altında da dedektörler üretmeye çalışıyoruz. Burada zaten özellikle gelmeye çalıştığım konu şu. Zaten bizim ülkemizde deneysel bir takım dedektörler yapılıyor. Zaten sizler de bunun üzerine çalışıyorsunuz. Bu konuda bize bir takım ipuçları verebilir misiniz hocam? tabii ki. Şimdi az önce İngiltere fonumuzdan bahsetmiştik. Asıl bizim yapmak istediğimiz olay o. Yani şimdi teknolojiniz sizin biraz geride kalmış, açık konuşmak gerekirse, yani kendi adıma konuşmak gerekirse biraz teknolojinin gerisinde kaldık. Ama ne yapabiliriz? Yeni bir teknoloji, sıfırdan yaratılmış bir iş. Bunun işin içerisine girip daha güzel sonuçlar çıkartabilirsiniz. Eski teknolojiyi yakalamaktansa daha bir adım öteye gidebilirsiniz. O yüzden biz şu an makrokinetik indüktans dedektör diye adlandırılan bir süper iletken dedektör çalışıyoruz. Size bir PDF göndermiştim. Onu yayına verirseniz biraz ondan bahsedeyim. Sana da programın biraz sonlarına yaklaşıyoruz galiba. Evet, bu benim 2016 yılında Uluslararası Astronomi Kongresi'nde sunduğum bir poster. Az önce yarı iletkenden bahsettim. Yarı iletken teknoloji bazı noktalarda yavaş kalıyor ve büyütemiyorsunuz. Bazı şeyleri ileriye taşıyamıyorsunuz. Biz
bunu araştırdık ne yapılabilir diye. Tolga hocamız, yani Profesör Doktor Tolga Güver böyle bir teknoloji olduğunu keşfetti. Ve biz de bu teknolojiyi ülkemize taşımaya karar verdik. Yani yapabilecek miyiz? Bu konuda tabii elbette her zaman soru işaretleri var. Çünkü deneysel şeyler bunlar. Çok para harcamak gerekiyor. Yer üretken teknolojisi gibi işte foton geliyor, elektron üretiliyor ve biz onu okuyoruz gibi bir durum yok burada. Burada daha başka işler var. Çok soğukta tutuyorsunuz cihazı. Yüksek soğukluk gerekiyor. Bunun bir soğutucusu var. Milyon dolarlar fiyatları üzerinde. Neyse, fiyatları geçelim. Çalışmasından biraz bahsedeyim. Süperiletkenin içerisinde elektronlar hareket etmiyor biliyorsunuz. Yani normal şartlarda elektron içerisinde bir yarı iletkenin içerisinde veya iletkenin içerisinde elektron hareket ediyor. Ve bunlar belli hızlara ulaşabiliyorlar. Elektron da bir parçacık. O yüzden yolda sürüklenebiliyor. Yani sürüklendikçe ortamda ısı artıyor. Isı artması demek optik kalitenin azalması demek. Yarı iletkenlerin, optik yarı iletkenlerin, optoelektronik aygıtların en sevmediği şeydir ısı. Isınma bizim optik kalitemizi düşürür. Ama süper iletken kullandığınızda herkes bilir, süper iletkende direnç yok. Direnç olmadığı için siz basitçe, yani yanlış bir kavram bu söylediğim, sonsuz iletim sağlıyorsunuz. Yani hızlı bir iletim sağlıyorsunuz. Gelen fotonlar... Yani şey vardı, minimum direnç var. Minimum direnç, evet. Elektriğe bile minimum direnç var. Örneğin evet. İşte normalde bir metrelik çok iyi bir altın kabldan bir ohmla geçer bu akımı. Ancak sen bunu süper iletken diye yap, oradan bir değil 0.00001 ohmla geçer. Aynen öyle. Aslında tek nokta bu değil. Bu dedektörün güzel tarafları var. Normalde yarı iletken teknolojide belli bir bant aralarına, yani küçük bir gözlem aralığına sahip oluyorsunuz. Yani bir dedektör görünür bölgede çalışıyorsa görünür bölgede gözlem yapabiliyorsunuz. İnfrared bölgede çalışabiliyorsa infrared bölgede gözlem yapabiliyorsunuz. Ama bu süper iletken dedektör teknolojide algılamanız bütün spektrumu, yani bütün elektromanyetik tayfı karşılıyor. Yani bütün dalga boylarında aynı anda gözlem yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda normal, az önce dedim, kuantum kuyularından bahsettim. Biz kuantum kuyularının içerisinde fotonlar düştükçe elektronların çoğalmasını bekliyoruz. Bu da bir zaman kaybı yaratıyor. Yani siz elektron yoğunluğu belli bir noktaya geldiği zaman bunu ölçebiliyorsunuz. Bu da birçok fotonun oraya düşmesi demek. Ama bu dedektör öyle çalışmıyor. Bu dedektör bir foton düşse dahi bunu ölçebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Kuantum kuyusundan farklı bir teknoloji bu. Microwave titreşimler yaratıyor. Dedektör üzerinde microwave titreşimler yaratıyorsunuz siz. Gelen fotonlar burada bir frekans oluşturuyor. Frekans sapması oluşturuyor. Aynı zamanda dışarıdan bir cihazla bu dedektörü titreştirdiğiniz için o sapma frekansı ile titreşim frekansı üst üste çakıştığında siz bu fotonun enerjisini ölçebiliyorsunuz. Çok farklı bir teknoloji, biliyorum çok yabancı geliyor. Ama bu bize ne sağlıyor? Bana yabancı gelmiyor. Bana iyi geliyor. Gayet de güzel geliyor. Çünkü bir miktar, neyse. Ancak bunu burada arkadaşlar konuşa sabahı buluruz. Veya işte izleyecekler için öğleyi buluruz, akşamı buluruz. Duygu Hanım, son bir takım sorularımızı alalım. Son varsa sorularımızı alalım. Ondan sonra devam edelim Duygu Hocam. Evet, şöyle bir şeye değineceğim. Çok kısacık bize anlatırsanız sevinirim. Fiber optik iletişimi astronomide nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? Fiber optik iletişim nedir? Böyle çok kısaca anlatırsanız bize sevinirim. Fiber optik iletişim, az önce size bir pin dedektör gösterdim. Bu pin dedektör aynı zamanda bir lazer olarak kullanılabiliyor. Yani siz buna pil taktığınız zaman ya da elektrik uyguladığınız zaman ışıma yapıyor. Aynı malzemeyi alıp karşısına dedektör olarak koyduğunuzda da bu ışımayı alıyor. Bizim bilgisayarlarımız arasında kilometrelerce uzaklıkta farklar var. Yani internetin çalışabilmesi için senin bilgisayarındaki bir bilgiyi karşı bilgisayara göndermem gerekiyor. Bunu fiber optik iletişime borçluyuz. Şu anda okyanus altından geçen fiber optik kablolar da aynı şeyi yapıyor. Yani bir lazer ışık üretiyor, bilgi üretiyor. Bir dedektör de bunu algılıyor. Biz burada bunu astronomide nasıl kullanacağız? Bu dedektörü alacağız.
Yani 1.3 mikrometre kavitede çalışıyor bu dedektör. Ben bu dedektörü astronomik dedektör olarak kullanacağım. Aslında beklentimiz bu. Ama en nihayetinde fiber optik iletişimle kesişme noktası sadece dedektörün yapısı. Yani bir fiber kablo işin içine girmiyor. Ama astronomide fiber kablonun kullanıldığı yerler var. Örneğin siz teleskobun arkasına fiber optik bir ağ dizip onun üzerine görüntüyü düşürürseniz bir spektrografa gönderip her bir yıldızın tayfını aynı anda alabilirsiniz. Bu işe yarıyor fiber optik astronomide. Yani, belki o noktada bir aklınıza gelmiş olabilir. Ya çalışma alanları iç içe geçmiş durumda artık bilimde. Yani sadece fizik, sadece astronomi, sadece elektronik, sadece mekanik, sadece mühendislik hepsi, yok. Hepsi bir arada olmak zorunda. Hepsi bir arada. O yüzden hepsinin birbirine yansımaları var. O yüzden de sıklıkla kullanıyoruz. Yeni yeni ülkemizde artık fizikçiler astronomları tanıyor, elektronikçileri tanıyor, makine mühendislerini tanıyor ve bunlarla birlikte çalışmaları gerektiğini öğreniyorlar. Kesinlikle. O yüzden bundan bir şey yapmaktan mutluyum. 2000 yılların başına kadar astronomların tamamı aslına bakılırsa Türkiye'de veya işte dünya genelinde değil de Türkiye'de astronomlar sadece astronomdur zannediyorlardı. Mühendislikten pek yani mühendisleri pek umursamıyorlardı diyelim. Bu benim şahsi görüşüm. Kesinlikle kimseyi bağlamaz. Veya işte diğer fotoğrafçılarla ilgili de çok da şeyleri yoktu ama birçok şey değişti. Onlara hiç girmeyelim çünkü bunlar başka bir konu, çok başka konular bunlar. Çok çok üzerine konuşacak konular. Girmeyelim. Girdiysek ben bir cümle etmişsem bile herkesten özür dilerim. Ama daha sonrasında uzun uzun konuşuruz. Duygu Hocam, buyurun. Evet, Burak Bey, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür ederim. Bir Kast TV'nin daha Kozmik Anafor'la Uzay ve Evren programının daha sonuna geldik efendim. Umarım ilerleyen bölümlerde tekrardan sizinle birlikte farklı konuklarımızla, farklı konularla birlikte olacağız. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.